Çok az kaldı. Sen basket sahasını mı istiyorsun, futbol sahasını mı? Bu yolun sonunda basket sahası var. Göreceksin. Ben evden baktığımda gördüm yolun sonunda. Orada mantarlı park var. Hayır, mantarlı olan biraz daha uzakta. Bu şey basket sahası var. Buralara da böyle şeyler koymuşlar ki insanlar girince çıkmasın diye mi düşündüler acaba? Bilmiyorum ki niye böyle yapmışlar. Sence niye bunları böyle koymuşlardır? İnsanlar çıkamasın diye mi düşündüler ki? Olabilir mi? Hadi. Geldik. Saha burada ama geçiş yok. Nereden geçeceğiz? Aa, yok. Rüzgar, sahaya nereden geçeceğiz? Park bitti. Buradan buraya bir köprü niye yapmamışlar? Nereden geçeceğiz anneciğim? Allah Allah. Buradan nasıl geçeceğiz ya? Park görüyorum. Gel bakalım nereden? Bitirelim artık parkı. Rüzgar, en iyisi şuraya oturup bir düşünelim. Karşıya nasıl geçebiliriz? Geri dönmek zorunda kalacağız galiba. En başta parkın o tarafına geri gideceğiz. Kapıdan çıkacağız ve geri yürüyeceğiz buraya kadar. Ama ben çok yoruldum ya. Of ya. Anne. Efendim? Kapı mı? Nerede kapı? Annem, oradan nasıl tırmanılır mı? Çok tehlikeli. Sakın öyle bir şey yapma. Ah, Rüzgar, burada bir kapı var. Buradan çıkabiliriz. Sonra oradaki köprüden geçip sahaya ulaşabiliriz. Hazır mısın bunun için? Gel bakalım. Doğru yol mu acaba? Koştum. Evet, kapıdan çıktık. Şimdi köprüye doğru yürüyoruz. Köprü sol tarafta. Yasak değil. Orada şu anda birileri futbol oynuyor. Eğer biz de girersek oraya kafamıza top gelebilir. Rüzgar, köprüye geldik bak. Şimdi büyük bir köprüden geçiyoruz. Bak, o tarafı da var, bu tarafı da var. Yavaş yavaş, dikkatli bir şekilde geçtik köprüden. Gel bakalım. Ve köprü bitti. Aa, şimdi de bu sahaya giriş için bunlar var. Nasıl geçeceğiz? Allah Allah. Yine bu sefer de içeri giremiyoruz. Bir parka girdik, çıkamadık. Bir çıktık, giremiyoruz. Ne değişik ya burası. Ne oldu? Çıkış mı buldun? Nerede? Gel bakalım. Nerede ya? Demek oradan çıkıp buradan geri girmek gerekiyor. Ve sahaya gelebildik nihayet. Aa! Sahaya geldik ama neyimiz eksik? Neyimiz eksik? Ekmek. Ekmeğimiz eksik değil. Aferin sana. Ekmek alacağız dönüşte ama. Burası ne? Basket sahası. Bizim neyimiz yok? Basket topumuz. Kaldık buradan. Basket topumuz yok anneciğim. Neyse, o zaman geri dönelim. Ondan sonra basket topunu alınca sonra yine geliriz buraya. Öyle olur mu? Peki. Gel bakalım. Basket topsuz ne eğleneceğiz ki burada? Yapacak hiçbir şey yok baksana. Basket topumuz yok. Ne yapacağız? Koşacağız mı? Sen koş o zaman. Ben şuraya oturuyorum. Basket sahasında koş yapacakmış Rüzgar. Kendi bilir. Rüyayı almaya gitmemiz lazım. Hadi kalk. Eyvah, ne yapacağız? Rüyanın da okuldan çıkmasına 10 dakika kaldı. Şimdi çıksak anca yetişiriz. Ne yapabiliriz? Aklıma bir fikir geldi. Anne, benim aklıma neymiş? Arabada yiyelim. Süper fikir. Kalk hemen. Aç ağzını. Bir kaşık daha ye. Al bakalım. Hop hop hop. Ne? Ama hem arabada hem mutfakta olmaz. Birini tercih et. Hadi gel şimdi hızlıca montunu giy, ayakkabılarını giy. Ben de makarna elimi alayım. Arabanın arkasında ikimiz oturalım. Anne, yere mi düşer? Merak etme, ben yedirim ve çok dikkatli olurum. Anlaştık mı? Anne, dökülür. Dökülür mü? Dökülürse temizleriz. Ne yapalım? Evde de dökülüyor bazen. Arabada bizim ikinci evimiz. Karavanla mı gitsek ki acaba okula? Ne diyorsun, gidelim mi karavanla? Hadi gel gel. Karavanla okula mı gidilir? Yürü. Bundaki. Allah, arabası vuruyor bizi. Hop, uçak girdi. Tünele girdik Rüzgar, gördün mü? Tünele girdik. Tünelde yemek yedin sen şimdi. Bakalım okula gidene kadar bu tabak bitecek mi? Bitirebilir misin sence? Bence bitirebilirsin. Ben sana güveniyorum. Hadi bakalım okula kadar bitirelim. Son 10 dakikamız çünkü. 5 dakikamız hatta. Sonra sen babanla arabada bir yemeğe devam edersin. Ben gider Rüya'yı alır gelirim. Anlaştık mı? Nasıl yapacağız?
Her şeyi alıyorsun ama böyle bir sonuca varamayız. Evet, yeni bir kaşık daha. Rüzgar, bir şey soracağım sana. Ben gerçekten çılgın bir anneyim galiba biraz, değil mi? Kaç tane anne vardır arabada yemek yediren? Bak, makarnamızı yiyoruz, okula gidiyoruz. Ama Rüya bugün dedi ki bana, anne beni almaya sen gelirsen çok sevinirim dedi. Sana evde yemek de yedirebilirdim ama o zaman Rüya üzülürdü. İkisini de hallediyorum ben. Anne, çak. Anne bana ver. Sen mi yiyeceksin? Tut bakalım. Afiyet olsun, dikkatli ye. Şimdi ineceğim ben, Rüya'yı alıp geleceğim. Ben gelene kadar sen makarnalarını bitirmeye çalış. Anlaştık mı? Bitirebilir misin makarnaları? Ben sana güveniyorum, bence bitirirsin. Hadi bakalım, ben koştur koştur gideyim, Rüya'yı alayım ve geleyim. Rüya, Rüzgar'la babanın arabada, hemen gidelim onların yanlarına, bekletmeyelim. Dur bir arayayım, nerede araba? Babanı arayayım mı? Heh, dur aradım. Alo, hayatım neredesiniz? Ne? Ciddi misin sen? Süper düşünmüşsün, tamam biz de geliyoruz. Rüya, Rüzgar'la baban nerede biliyor musun? Basket sahasının orada piknik yapmaya karar vermişler. Çünkü Rüzgar yemeğini bitiremedi, öğlen yemeğini. Ve arabada yemek zorunda kaldı, biliyor musun? Yoksa seni almaya geç kalacaktım. Hadi gel gidelim o zaman babanların yanına. Bak bakalım burada kim var. Yoksa bitirmiş mi makarnasını? Rüzgar, piknik mi yapıyorsun sen? Bitti mi makarna? Az kalmış. Hop, aferin sana. Rüzgar, Rüya. Ay pardon, Rüya. Rüzgar arabada yemek yedi bugün, biliyor musun? Mecburiyetten, çünkü seni almaya gelecektik. Geç kalabilirdik. Geç kalmamak için arabada yedi. Arkadaşlar, siz de böyle basket sahasının yanında falan, böyle güzel banklarda piknik yapmayı seviyor musunuz? Yorumlarda yazın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay. Rüzgar Hanım, bir tane daha at ağzına, göreyim. Ben de şu çantayı şuraya koyayım ya. Yoruldum gerçekten. Aslan. Bugün Rüya'nın bakıcısı sensin Rüzgar. Anlaştık mı? Sen onu ne istersen. Bugün zaten şey değil, böyle ağır değil. Hafif bir halsizliği var, değil mi anneciğim? Çok bir şey yok diye düşünüyorum. Ay, Allah, nereye gidiyorsun? Bak. Doktora gerek yok. Gel sen, ben anlatacağım sana yapman gerekenleri. Şimdi birisi birazcık böyle gribal bir şeyler olduğu zaman ya da soğuk algınlığı geçirdiğinde ne yapmalıyız Rüzgar? Ama doktor olmayacaksın ki, sen bakacaksın sadece. Ben sana anlatayım, tamam, gel doktor önlüğünü de giydireyim. Gel. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Anlatıyorum sana. Tamam, peki doktor önlüğü giy anneciğim. Bekle, getiriyorum. Nereden çıktı bu doktor önlüğü ya? Al bakalım, gel. Giy hadi. Tamam, dön şimdi bana bakayım nasıl olmuşsun. Gerçekten yakışıklı olmuşsun. Şimdi bir doktor olarak ben kapatırım onu. Allah, ateş ölçeri öttü. Koş 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 koş. Ateşim 35.6 mı? Rüya, tamamsın artık. Seninle çok bir şey yok. Sabah biraz ateşim vardı ama şimdi daha iyisin. Ama yine de ne yapıyoruz? Tedbiri elden bırakmıyoruz. Birazcık dikkatliyiz bugün, tamam mı? Hasta bak. Evet, geldi. Şimdi Rüzgar, sana görevlerini söylüyorum. Birisi hasta olduğuna ne yaparız anneciğim? Ona bol bol C vitamini içeriz. Peki başka ne yapabiliriz? Düşün bakalım. Sık sık ateşini kontrol etmeliyiz. O da doğru. Peki Rüya, senin var mı bir fikrin? Birisi hastaysa ne yapmalıyız? Birisi hastaysa o kişi abur cubur yemelidir. Abur cubur mu yemelidir? Hiç öyle bir şey yok. Rüzgar'cığım, sen Rüya'nın yanında dur. Bir şeye ihtiyacı olursa sen de, tamam mı? Ben çamaşırları serip geliyorum. Eğer ilaca da ihtiyacı olursa bana haber ver mutlaka, tamam mı? Doktor bey, tamam mı? Saçlarına çok değişik görünüyor. Ben sana portakal suyu getireyim. Bence de çok güzel. Hadi gel gidelim, birlikte getirelim portakal suyu. Vay be, doktora bak be. Doktora bak. Hizmette sınır yok burada. Aç bakalım. Hangisi? Bu mu portakal? Hayır, bu. Ha, getir. Ne yapıyoruz portakal suyunu mutlaka? Oh. Dur ben alayım, dur. Allah. Portakal suyunu içmeden önce mutlaka çalkalıyoruz. Tut bakalım, çalkala. Bakalı anneciğim, portakal suyunu içmeden önce mutlaka çalkalamalıyız. Daha çok, daha çok, daha çok, daha çok, daha çok. Süpersin, çalkala, çalkala, çalkala. Devam, devam, devam. Ana, devam işte. Portakal suyunu çalkala, çalkala, çalkala. Şimdi ben bardak getireyim. Evet, aç şimdi. Açabildin mi? Dur ben sana destek olayım. Evet, koy. Yavaş yavaş. Rüzgar, bardağı sen tutsan da sanki şişeyi ben tutsam daha doğru olacak ama gibi. Dökülür sen. Evet, sen bardağı tut o yüzden. Ama benden götürürsen dökülür tabii.
Annem bardaklar kule yapmak için uygun değil. Peki bir şey soracağım. Şimdi Rüya yatıyor ya. Zor olmayacak mı içmesi? Evet, Rüya'nın içmesi gerçekten zor olacak çünkü portakal suyunu sen talip oldun. Kıza gitti portakal suyu koyayım sana dedim. Abi barış çok dedim. İyi hadi sen iç, ben Rüya'yı bir bardak daha çıkartırım o zaman. Şunu şöyle koyayım, bu da Rüya'nın olsun. Ya şimdi Rüzgar, Rüya yatıyor ya anneciğim. Böyle alıp içmesi biraz zor olmaz mı sence? Nasıl içecek peki, ne yapsak ne yapsak? Pipet mi? Rüzgar, çok mantıklı bir şey düşünün şu anda, biliyor musun gerçekten? Bu mu? Allah, bizim pipete ne olmuş? Tam böyle şey olmuş ya, böyle buradan böyle içebileceği gibi. Hasta pipeti olmuş bu. Hadi içirelim götürüp. Hadi nasıl içecek? Nasıl bakacağız? Ya ama sen her yere ağzını değdiremezsin ya. Ağzın ağzı olmaz. Ben götürüyorum bakalım içebilecek mi Rüya? Portakal suyunu dolaba koy. Ya ama o pipeti sen kullanırsan Rüya neyle içecek Rüzgar? Dur, bir tane daha pipet vardı. Dinozorlu olan, onu da Rüya'ya vereyim o zaman. İşte bu. Pış pış karıştırayım. Dinozorlu pipeti de Rüya'ya götürüyorum, tamam mı? Hayır. Evet. Hayır. Rüya, portakal suyun hazır. Rüya, birazcık oturabilir misin anneciğim? Portakal suyunu getirdim, hem de pipetli pipetli. Al bakalım. Dinozorlu pipet. Bu arada kırmızı olan vardı. Tam böyle yatarak içmeye uygundu. Ama Rüzgar onunla içtiği için sana getirmek istemedim. Ağızdan ağza yapmak hiç doğru bir şey değil, değil mi? Afiyet olsun anneciğim. Arkadaşlar, siz de hasta olduğunuzda portakal yiyor musunuz ya da portakal suyu içiyor musunuz? Yorumlarınızı yazın. Bir tek ekşi miymiş? Portakal suyu olacak o kadar. Ama içinde çok C vitamini var. Sizlere dönüyoruz arkadaşlar. Mutlaka hasta olmanıza gerek yok. Her gün bir portakal yiyin. Biz genelde yiyoruz ama bazen de portakal suyunu sevdiğimiz için içiyoruz. Videoya hazır mısın? Sana söyleyeyim mi? Sana da mı sürpriz olsun bu video? Bu video da sana da sürpriz olsun. O zaman söylüyorum. Şimdi Rüzgar, arkadaşlar bize uzun zamandır bir şey söylüyorlar. Ne söylüyorlar biliyor musun? Ne? Diyorlar ki sizin bu odayı, yani bizim bu odayı çok merak ediyorlarmış. Nerede ne var, neleriniz var çok merak ediyoruz. Bu odanın tanıtımını çeker misiniz dediler. Ben de tabii ki kırmadım arkadaşları. Bugün bunu çekeceğiz, tamam mı? Keşke gönül istiyor ki Rüya da şurada olsaydı. Ama Rüya birazcık hasta olduğu için yatıyor. Ben hasta olduğu zaman Rüya ya da Rüzgar'a, Rüya bu konuda benim tam olarak dinliyor. Ay, ve bütün gün yataktan çık... Evet arkadaşlar, siz de hasta olduğunuzda bütün gün yatıyor musunuz yoksa yatmıyor musunuz? Önce pilates topundan başlayalım. Pilates topumuz var bir tane. Normalde benim pilatesim için var bu top. Ama evet, ama genelde Rüzgar veriyor, böyle zıplamak için kullanıyorlar. Devam ediyorum. Şimdi daha doğrusu başlıyorum. Burada gördüğünüz gibi bir ne denir buna? Tahtamız var. Bu tarafı şey, bu tarafı ahşap. Evet, buraya bildiğiniz tahta kalemleriyle yazıyoruz. Evet, çünkü kalemi açık unuttuğumuz için yeni kalem almamız gerekiyor. Burada bir tane neyimiz var Rüzgar, ne bu? Boyama ölçü. Evet. Yazsan bakalım arkana boyun kaç. Allah, bir misafir geldi. Yataktan çıkan bir kaçak var burada. Anneciğim, iyi misin? 5 dakika oturmak ister misin sen de yanımızda? Gel. En azından dinlen burada. Evet, kaçmış boyun bakalım. Yazsan arkana. Al al, bir şey olmaz. Getir onu çöpe atalım. Kaç santim olmuşsun? Büyümüş mü boyun bakalım? Yazsan arkana. Dik dur, bakıyorum. Rüzgar, 100 santim olmuşsun anneciğim sen. Kaç tane? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. 10, 20, 30, 40 demem daha doğru olur da. Burada bir tane Rüzgar'ın ve bize gelen herkesin en çok sevdiği şeylerden birisi orgumuz var. Devam ediyorum. Hadi açacağım. Burada minik tatlış bir havuzumuz var ve de içinde bizim seksek falan da yaptığımız, Rüzgar'a rakamları öğretmeye çalıştığımız bir şey var. Park yatak var burada. Bununla Rüzgar neredesin? Ha, göremedim seni bir an. Bununla genelde pek uyumak için kullanmıyoruz ama şöyle bir şeyler yapabiliyoruz. Buna ters çevirip Allah! Annem dur! Rüzgar burada
hasta olan birisi var. Ona saygı göstermeliyiz. O yüzden çok ses yapmayalım. Şimdi devam edelim. Rüzgar. Hah, ne ondan anlat bakalım. Mutfak setimiz. Hiç alakası yok. Mutfak setimiz var. Rüzgar, ciddi bir şey soracağım sana. Senin hat ve sarabaların nerede? Bu kamyonu bize halamız aldı. Bu bir tane tır daha doğru olur. Hayır, kırmayalım. Hat ve arabalarını buraya koyuyoruz. Kaç arabamız olduğunu görüyoruz. Hem de bu arabalarda istediğimiz zaman. Hadi şu kutuda. Bu kutuda mı? Bakalım. Aa evet. Al bakalım, sen bunu hem yerleştir anneciğim. Al bakalım. Götür hat ve arabalarını tek tek. Tren yanlış gelmiş buraya. Şuraya geri koyalım. Şimdi burada bildiğiniz gibi farklı şeyler var. Efendim. Hayır, Rüzgar, karıştırma. Eyvah, kocaman bir karışım elde ettim. Bu çok zor olacak benim için. Sonra burada bir tane kitaplığımız var. Bunlar Rüya'nın okuduğu ve bitirdiği kitaplar. Bunlar da bitirdi ama bunlar böyle bazıları böyle devam eder. Şu çok kalın bir kitap mesela. Biraz da şey, yazıları küçük. Evet, bu da Rüzgar'ın boyama kitapları. Hayır, bu da benim değil. Öbürleri benim. Hangileri? Bu mu? Yok, bu benim. Oğuz Atayo, bana ait. O da benim kitabım. Hayır. Ama mesela Bremen Mızıkacıları var. Bunu Rüya okumadı. Anneciğim, tabii ki de hepimize ait de. Hani okumak açısından sanki sana pek uygun olanlar boyama kitapları gibi. Devam edelim. Şimdi başka nelerimiz var burada? Arabamız var. Rüzgar, bir kere ata binmek ister misin? Ata bir kere binmek ister misin? Şuradaki ata. Evet, bir de masamız ve sandalyemiz var burada. Ve biz bu stickerları yapıştırdık buraya. Böyle kafe ortamı gibi olsun istedik. Çok da güzel, hoşumuza gitti bizim. Sticker demişken, burada da stickerlarımız var. Çeşitli kaplan var, kuzu var, fil var. Bu ne ya? Hangi hayvan bu? Bilmiyorum, böyle burnuzun olan zürafa mı acaba? Ve de etrafında yıldızlar var. Bu stickerları da biz yapıştırdık. Bu adamın hemen her şeyini biz yaptık. Şurada var yine stickerlarımız. Onları da göstereyim sizlere. Burada yine bu tam tanıyamadığım bir hayvan. Bu koalaya benziyor. Bu kedi kaplan arası bir şey. Bu da koala. Aha, bu koala değil o zaman. Bu kokarcı gibi bir şey mi? Bilemedim. Dartımız var. Anne. Efendim. Bu çok güzel bir hikaye, biliyor musun? Rüya'nın arkadaşı almıştı. Prenses ve kurbağa. Ne oldu? Okuyalım mı onu seninle? Anne. Arkadaşlar, şimdilik bu kadar göstermiş olalım. Bir sonraki videomuzda da dolap içlerini, çekmece içlerini görmek istiyoruz derseniz. Biz bir şey söyleyeceğim, odayı tanıtalım derken odayı dağıtmış olabilir miyiz? Hemen odayı toplayalım, olur mu? Bu arada bu çekmecelerin içlerini de merak ediyoruz Başak abla. Onları da bize gösterir misin derseniz. Hemen. Evet, onu unuttum. Kinetik kumumuz var burada. Başka nelerimiz var? Böyle çeşitli şeyler var. Saç mı? Ha, satranç. Evet, Allah, bir şey bastım ben. Bunlar varmış yani. Hemen bunları toplayalım. Arkadaşlar, dediğim gibi çekmecelerin içlerini gösterin bize derseniz eğer, yorumlarınızı yazın. Rüzgar biraz kalın bir kitap aldı ve okumaya karar verdi. Ay, sessiz olduğunu okuyayım. Tamam, sessizim.